Ben bir sokak kedisiyim. Orada burada dolaşırım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Afiyet olsun. Dur. Bırak. Elinize geçeni atmayın şu göle. Çöplük mü burası? Madem balıkları göle geri atacaksınız, ne diye tutmak için o kadar uğraşıyorsunuz? Bırak. Necla Hanım bakın. Konserve açacağını buldum. Neredeymiş? Bu evin eksikleri hiç bitmeyecek. İş aletlerinin arasına karışmış. Ah çok iyi olur. Tam bitti derken bir yerden bir şeyler çıkıyor. Aman Allah'ım taşınmak ne kadar da zormuş. Burada ne kadar çok başıboş hayvan var. Çay ne durumda Necla Hanım? Birazdan hazır olur. Siz de yatak odasındaki koliye bir baksanız. Hemen. İçindekileri nereye yerleştireceğimi bir türlü bilemedim. Dert etmeyin ben hallederim. Nerede benim kedi mamalarım? Şu kocaman kutulardan çıktığını da görmedim. Hepsini boşalttılar. Anne şnorkelim nerede bir türlü bulamadım. Sakın mamalarımı unutmuş olmasınlar. Galiba onu getirmeyi unuttum Nezihciğim. Burayı sevmedim. Taşınmayı da sevmedim. Bir sürü karışıklık. Yoksa yolda yediğim son mama mıydı? Birazdan çay içeceğiz. Yanında cevizli kek de var. Bize katılmak ister misin? Tamam anne. Çayımızı salonda mı bahçede mi içelim? Bahçede. Beyler, bu durumda bahçeye masa ve sandalye çıkarmanızı rica etmem gerekiyor. Tamam. Bu da tamam. Hayır canım. Necla Hanımcık uzun süre yetecek kadar mama getirmiştir. Hasan Bey, Dünya Coğrafyası dergilerini de getirmiştir. Öyle mi? Her şeyi orada unutmuş. Mamalarım. Oğlum. Yolda gelirken Necla, şunları da koyayım. Hiç gerçek bir markete rastlamadım. Nasıl bir yer burası? Nezih, merdivenlerden sarkma. Evet, tamam. Nerede? Bu ilkel yerde mi? Oğlum. Bakkal var ya. Bakkalmış ha? Bakkalda kedi maması olur mu hiç? Bakkalda şnorkel satılır mı? Oğlum, göl doğal şnorkel kaynıyor. Keseriz birkaç kamış, al sana en alasından şnorkel. Yumağım nerededir kim bilir? Ben yumağımı istiyorum. Kedi mamalarımı istiyorum. Hadi oğlum Nezih, gel de şu masayı bahçeye taşımama yardım et. Çok ağır, hadi. Tamam baba, hemen geliyorum. Ayrıca kedi kumumu da istiyorum. Tuvalet için dışarı çıkacağımı düşünmüyorlardır herhalde. Hiç böyle bir kedi görmemiştim ya sen? Ben de. Bir seferde ne çok laf etti. Söylediklerinden bir şey anlamadım ya sen? Ben de. Kumum, mama, ne maması yahu? Bebeklerde mi var bunların anlamadım. Bebek değil canım. Galiba mamaları o mu yiyormuş ne? Hiç bu kadar komik bir şey duymamıştım doğrusu. Bu da kedi mi ya? Nerede bizim Yaman? Bunu görmeli. Bence de. Ne kadar sıkıcı bir yer. Dikkat ne araba oğlum, geçiyor ne de acıkma. Çocuk parkı var. Olsun, sen dikkat uzun et, süredir şu camın önündeyim. Nihayet biri geçiyor işte. Bir eşek. Eşek. Baksana. Eşek diyorum sana. Bana mı seslendin? Baksana. Burada bir pet shop var mı? Pet shop diyorum pet shop. Anlamadın mı? Koca kulaklı. Top mu? Şükrü'nün bir tane topu var ama görmek istemezsin bence. Zaten bundan sonra ben de görmeyeceğim. Ay ne diyorsun sen? Top demiyorum, pet shop diyorum, pet shop. Bu kedi nece konuşuyor? Pek de cırlak bir şey. Niye pencerenin önünde oturuyor ki? Çıksa dolaşsa ya. Cevap bile vermedi. Görgüsüz eşek, ne olacak? Çekilin. Zaten yorgunum. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Çekilin. Geri, sen ne duruyorsun orada? Çıkıp biraz dolaşsana. Belki aradığını bulursun. Nerede istersem orada otururum. Tamam mı? Çekilin etrafımdan. Hoş. Çekilin diyorum size. Çekilin. Boş ver. Belli. Yabancısın. Dediğin de anlaşılmıyor zaten. Ay ne can sıkıcı bir hayvan. Pek de iyi duyamıyor galiba. Kocaman kulakları var. Duymuyor musun?
Oho, hala bağırıyor. Anlamıyorum konuştuğunu, anlamıyorum. Hem kafasındaki de ne öyle? Ne biçim kedi? Hey, baksana! Koca kulak ve! Çekilin diyorum. Pistim, boğuştum. Boğuşa. Çekilin, çekilin, çekilin. Tamam. Çekilin şuradan. Çekil. Hoş, hoş. Çekil, çekil. Çekil şuradan. Baba. Tamam. Baba şuna bak ya. Tamam. Tamam. Biraz daha şuraya, pencereye doğru çekil. Tamam. Yavaş, yavaş. Tamam. Gidin buradan hadi. Çekil şuradan. Çekil. Bunlar da nereden çıktı? Bilmem. Kaldım. Benim ağrımın çevresinde yapmayın. Allah'ım. Tam biri gitti derken diğeri başlıyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Şükrü yapma. Yapma Şükrü. Dur. Şükrü tamam. Dur. Ne oluyor da? Hayır. Atma Şükrü. Bu da gol. Bu da gol. Bu da gol. Gol 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 attım. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Tamam şu eşek biraz kaba ama yine de bu muameleyi hak etmiyor. Dur atma tamam yeter. Dur tamam. Bugün formada değilsin kara kaçan. Hadi yapma. Kara kaçan çok yoruldu lütfen. Ay evet canım yeter. Çok yoruldu zavallı. Abi ben kara kaçanın yerine kraliçe olayım. Hadi lütfen. Hadi kırma beni. Boş ver Ayşegül. Hiç umutlanma kara kaçan. Benden kurtuluşun yok. Abi tamam, ben gidip hemen geliyorum tamam mı? Bekle beni. Ayşegül yapma. Sen daha çok geçsin. Benim gibi yaşlı ve yorgun bir eşek için kendini feda etme. Zaten ben bugün varım. Yarın yoğum. Sen de amma acındırdın kendini. Yeter ama. Hey çocuk. Bırak onu. Seni yaramaz seni. Kötü çocuk. Geldim işte. Hadi abi hadi bana. Hayır. Acırsa ağlamak zırlamak yok. Tamam mı Ayşegül? Tamam. Merak etme. Hayır. Vay. Ne kadar da cesur bir kız. Ayşegül. Ayşegül. Hadi Ayşegül. Ayşegül, Şükrü yavaş dur. Ayşegül, Ayşegül, Ayşegül. Ayşegül, Ayşegül. Şükrü yapma, yavaş dur. Ayşegül, Ayşegül, Karakaçan, Karakaçan. Ayşegül, Karakaçan, Karakaçan, Karakaçan. Şike var, şike. Bir daha top oynarken bu eteğe giymeyeceksin, tamam mı? Sağ ol Ayşegül'cüğüm. Sen olmasan ben ne yapardım? Ben seni hiç bırakır mıyım kara kaçan? Ay ne tatlı ne cana yakın bir kız. Şu ilkel kasabada nihayet arkadaş olabileceğim birine rastladım. Şu görgüsüz, kaba, pis eşeğe bile bu kadar iyi davranıyorsa bana bayılır. Şu çocuğun topları. Pınardan 2 bidon su getirmek yetmiyormuş gibi. Bir de Şükrü'ye kalecilik yap. Şurada biraz uyuyayım. Vay vay vay. Durun. Durun yapmayın. Yahu bıkmadın mı Şaman'ı kovalamaktan? Yahu sen de bıkmadın mı kaçmaktan? Ben sizi seyretmekten yoruldum. Ben çok yorgunum. Hastayım. Gidin kendinize yıkacak başka bir yer bulun. Bak yine
her yeri birbirine kalmaz. Ben Muhalle Hanım'a ne diyeceğim şimdi? Gelip bana kızacak. Durun, durun diyorum. Yapmayın, yapmayın. Her yer mahvoldu. Eyvallah kara kaçan, görüşürüz. Şu ağırın haline bak. Mahvoldum. Bittim ben. Muhalle Hanım'a ne diyeceğim şimdi? Şu ortalığın haline bak. Gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Dur yavrum. La havle ve la kuvvete ya. Üstümü başımı kirletiyorsunuz ya. Hadi. Ay aman. Ya misafirler gelecek. Akşamüstü görmüyor musun? Allah Allah. Karadır kaşlarım. Bu köpekle pisliğin derdi de bitmedi. Oğlum koş şunları, sebzeleri çiğnemesinler. Hoş. Hoş. Nedir bunlardan çektiğin? Geçen seferki gibi kuyruklarınızı bağlayayım mı? Yapayım mı? İster misiniz? Şükrü. Hadi geri yapayım. Şükrü. Geliyorum. Anne, eline sağlık. Çok güzel olmuş ki. Rica ederim. Afiyet olsun. Çok yorulmuşuz. Bu çay değildi doğrusu. Çayıma bir şeker daha alabilir miyim anne? Oğlum çok şekerli içiyorsun. Çok şeker zararlı. Bu kasaba bir kedinin yaşaması için hiç de uygun bir yer değil. Yani bir veterinerin bunu anlamasını beklerdim. Allah Allah. Sanki dünyadaki tek kedi bu. Sen bakma, ona mırlayıp duruyor işte. İşte baksana şivaya. Yaban, 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 yaban. Bir kedi gördüm sanki. Gördüm. Vallahi kedi gördüm. Yok kimse. Ay, kendimi hiç hissetmiyorum. Hayal de görmeye başladım. Hasan Bey artık televizyonu kursa da Tom Lajeri'yi seyretsen bari. Televizyonunu mu getirmediler? Yok artık, televizyonu getirmişlerdi. Necla Hanım, duyuyor musunuz kuş sesleri, koyun sesleri, yaprakların ışırtıları? Anne, ne kadar da huzur verici. Bir dakika oğlum, şehrin uğultusuna öyle alışmışım ki bana tuhaf geliyor. Ya gürültü yok, korna sesi yok, satıcıların sesi yok. Üstelik Hasan Bey, ne kadar iyi komşularımız var, farkında mısınız? İyi ki geldik buraya Hasan Bey, değil mi? Ya, ne iyi. Neyse ki televizyon var. Bu sessiz yerde vakit başka nasıl geçer ki? Ay ne diye buraya taşındık ki? Çocuk parkı yok, mama yok, kum yok. Allah bilir pet shop bile yoktur. Ne dedi? Anladıysam kedi olayım. Çiyamadı bulalım. Belki o anlam. Yakaladım. Hayır yakalayamadım. Tabii Necla Hanım. Tamam. Nezih de farklı bir hayatı yakından tanımış olacak. Değil mi Necla Hanım? İşte. Aman. Ne kadar mutlu. Yakalayamıyorum. Tabii. Doğayla baş başa. Ne güzel. Bak gördün mü? Bir oğul lavı varmış. Mama yiyormuş. Ben oğullarını gördüm. Hiç mama yiyecek yaşta görünmüyor. Nereden biliyorsun? Baksana bu şevliler bir tuhaf. Belki de oğullar mama yiyordu. Bak anlamadın sen. Mamayı kedi yiyormuş. Kedi mama yer mi? Yemez. Şu yaban nerede kaldı? Hey. Miau. Ay çok korkuttun beni. Sen bir kedisin. Evet tabii ki kediyim. Sen ne sanmıştın? Ay ben daha önce senin gibi kedi görmemiştim. Tıpkı şey ne gibi? Ha? Tıpkı sokak kedisi gibi kötü kokuyorsun. Sen kendine bak. Bir tüy yumağından farkın yok. O kafandaki de ne öyle ha? O benim en sevdiğim kurdelem. Onu bana Hasan Bey hediye etti. Bir kurdele. Saçma. Ne işe yarar ki? Başındaki o şey kaçarken bir çalıya takılırsa, sonra da bir köpek gelirse başına görürsün gününü. Köpek ne yapar ki? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Bir havlarsa kaçacak yer bulamazsın yani, ya. Yani köpek gördüğümde kaçmam mı gerekiyor? Arkana bakmadan hemen oradan uzaklaşmalısın, anlıyor musun?
Hey, nereye gidiyorsun? Ay yeter! Sabahtan beri hav 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 hav! Zaten mamalarımı da bulamıyorum. Topum da yok. Bir pet shop bile yok. Havmış ne hav hav! Şu uzun kulaklı eşeğin sesi bile seninki kadar çirkin değildi. Ne diyor bu? Korkmuyor mu? Ben köpeğim, köpek. Köpek. Senden mi korkacakmışım? Cahil cesaret işte. Hey, burada bir belediye var mı? Şu sokak köpeğini getirir misiniz lütfen? Aa, bu kedi ne dediğini bilmiyor. Bak hala havlıyor. Sen ne laf anlamaz şeysin. Çekil kapının önünden. Hadi git git. Gitsene. Nazlı. Nazlı gel. Nazlı. Nazlı gel. Duyduklarıma inanamıyorum. Gördüklerime inanamıyorum. Bu kedi laf söyledi. Çobar da dinledi. Bu kasaba çok değişti çok. Bence de. Daha neler göreceğiz. Karıncaların sadece çok çalışkan toplayıcılar olduklarını sanıyorsanız bunu dinleyin. Yaprak karıncaları kışın yiyecekleri mantarları kendi elleriyle yetiştiriyorlar. Tıpkı çiftçiler gibi. Önce ağaçlardan kestikleri yaprakları yuvalarına taşıyorlar. Çiğneyerek hamur haline getiriyorlar. %60 nem oranına sahip 25 derece sıcaklıktaki özel odalarda bekleterek lezzetli mantarlarını yetiştiriyorlar. Bundan böyle bastığınız yere dikkat edin. Bu çalışkan çiftçileri ezmek istemezsiniz değil mi?